Hepinize merhaba arkadaşlar. Onur, bu nasıl giriş oldu ya? Hepinize merhaba millet. Bugün sizlere çok bambaşka, farklı, yani kanalımla alakasız bir konudan bahsedeceğim. Ama beni bir o kadar da sinir etmiş bir konu. Evet, başlıktan da okuduğunuz gibi Instagram'ın hikayelerinin öne çıkarma sorununun nasıl giderilebileceğini size anlatacağım. Direkt olaya ben giriş yapacağım. Hiç yok şöyle lagarlogarlı falan yapmak istemiyorum. Direkt olaya giriş yapacağım. Önce size şöyle bir göstereyim. Kendi snaplerimden. Şöyle bir gelin. Bir dakika. Şöyle alayım sizi. Şöyle arkadaşlar. Şurada öne çıkarma butonu yok. Bak göstereyim. Öne çıkarma butonunu. Evet. Şu yok. Sadece bu vardı. Şimdi bunu nasıl giderdim? Ondan bahsedeyim. Instagram'ın kendi yardım merkezine girdim. Orada bana yazan şeyler şunlardı. Birincisi telefonu yeniden başlatın. Cihazınızı yeniden başlatıp bir yandan o özelliğe bakın bir şey çalışmıyorsa. Ondan sonra telefonunuzun kendi sürümü, Instagram uygulamasının kendi sürümü güncel mi? Ona bakın dedi. Ondan sonra hiçbiri olmuyorsa Instagram uygulamasını kaldırıp komple yeniden yükleyin. Verileri temizleyip yeniden yükleyin dedi. Hepsini yaptım. Hatta Instagram'ı 4-5 sefer kaldırdım. Kendine getirdim falan. Yok. Hatta APK'lı olarak 59 sürümünden 61 sürümünü indirdim. Yine yok. Gelmiyor. Bir türlü gelmiyor. Instagram'a yazdım tonlarca mail. Hiçbirine cevap verilmedi. Instagram maillerine geri dönmemesi rezalet. Ne diyeceksin? Yani Instagram hesabım kapatılsa veya herhangi başka bir şey olsa o kadar büyük sayfamın emeği bir günde hatta birkaç günde bitecek yani. Hiç sıfırlanacak. Yani çok saçma bir sistemi var. Bari mailleri kontrol etse, maillerden bana geri dönüş sağlasam en azından ilgilense. Yani o yüzden Instagram'ın böyle partner şirketleri falan ileride büyüdüğüm zaman teklifler gelecek mi veya benim mi başvurmam gerekiyor böyle kapanma sorununu gidermek için? Hiçbir bilgim yok. Veya YouTube partner şirketleri mi Instagram sayfasıyla ilgileniyor? Onun hakkında da bir bilgim yok. İleride ne olur? Kapanır mı? Şikayetler arttığı zaman. Çünkü illaki ben bir YouTube mecrasındayım. Instagram sayfam da YouTube'a bağlı olarak var. YouTube'da ileride büyüdüğüm zaman inşallah büyürüm. İleride büyüdüğüm zaman sevmeyen insanlar olacak. Beni düşürmek isteyen insanlar olacak. Ve bunlar YouTube videolarıma dislike atan tipler olacak. O tipler Instagram'da da şikayet edecek. Spam atacak. Yüzlerce spam atacaklar. Acaba o spamlardan sonra kapanacak. Kapanacak mı? Kapandıktan sonra da ne olacak? Hesabı geri döndürebilecek miyim? Onlar mı mutlu olacak? Ben mi mutlu olacağım? Ama Instagram bunu düşünmüyor. Her neyse. Olayı nasıl çözdüğüme ben geleyim. Olayı şöyle çözdüm. Instagram'da dolaşıyordum. Bir dakika göstereyim şimdi. Hikayeye girdiğiniz zaman şöyle göstereyim. Hikayeyi açtınız değil mi? Şöyle göstereyim. Şuraya kendi profilim şu anda açık görüyorsunuz. Hikayeye tıkladım. Bu gözükmeyen bir tane öne çıkarılanları gözükmeyen bir tane dün attığım snap. Buna hayretten öne çıkarmayı da ekleyemiyorum şu anda. Bu snap 24 saat sonra silinecek. Zaten şu an 24 saati donmuş. Saat 1 çeyrek geçe silinecek. Neyse. Daha fazlayı tıklıyoruz. Buradan hikaye ayarları kısmı çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Daha sonra buradan gizleme, mesaj yanıtlarına kim izin verecek onlar var. Sonra kaydetme, paylaşım falan filan. Benim şu arşive kaydet kapanmış. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Dün ben yengemin telefonundan kendi Instagram'ıma girmeye çalıştım. Bana kod gönderdi güvenlik açısından. İyi bir şey. Telefonuma kod gönderdi. O kodu telefona girmeniz gerekiyor. Çünkü hesabı başka bir telefondan giriş yapıyorsunuz. Girdim ama atıyor. Sonra yeniden giriş yapmaya çalıştığım zaman yine kod gönderiyor. Yine öyle yapıyor. Yine böyle yapıyor falan derken boş verdim. Yapmak istemedim. Girmek istemedim. Daha sonrasında bu sefer de kendi telefonumdan Instagram'a girdiğim zaman iptal oldu. Yani girilmiyor. Ekranda bir tane değişik kodlama
benzeri. Tekrar giriş yap, tekrar giriş yapmak için tekrar deneyiniz, lütfen bekleyiniz falan diye böyle kodlanmış şekilde yazıyordu falan. Anlamadım ilk başta. Birkaç saat sonra denedim. Açıldım. Sonra hesabımı dondurdum bir ara. Hesabımı dondurdum. Birkaç saat sonra 3-4 saat sonra yeniden giriş yaptım. Aktif hale getirdim, yine gelmedi. Yaptığım şeyleri anlatıyorum. Bunların hiçbiri olmuyor. Tek bir şey var. Belki bunlar olabilir sizde, başka bir şey çalışmıyorsa. Bunları deneyebilirsiniz. Ama benim bir ayarım kapalıymış. Herhalde şundan düşünüyorum. Dün Instagram'a giriş yapamadığım zaman benim Instagram'ım bir güncellendi. Hesabım falan bir güncellendi. Bir şeyler oldu, ayar kapandı. Şimdi yeniden geliyoruz. Buradan gösteriyorum sizlere. Şu ayar. Şu ayar. Arşiv ve kaydet. Ben de böyle kapalıydı. Bunu açınca hem arşive kaydediyor, yani şuraya, hem bu gönder arşivine kaydediyor, hem de daha sonrasında bunlar eski snap olduğu için eski snapleri o an açtıktan sonra öne çıkarma gelmedi. Sonrasında öne çıkarma geliyor. Olay bu. Bu işte yani çözüm arşive kaydet ayarını hikaye ayarlarından açmak. Çözüm buymuş yani. O kadar delirtmesinin sebebi Instagram'ın bu. Yani bir hikaye ayarlarından öne çıkarma yeri kapalıysa arşiv ve kaydet butonunu aktif hale getirdikten sonra onlar o da gelecek diye bir şey bildirmiyor hiçbir yerde. Çok saçma. Böyle. Tamam o zaman arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizin de böyle başınıza bir şeyler geldiyse, bu Instagram hakkında bir anınız olduysa aşağıdan yorum kısmından yazabilirsiniz ve benim Instagram hesabımı şu anda ekranın altından, şuralardan, şuradan falan bir yerden çıkıyorsa oradan kullanıcı adımı alarak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında da zaten Instagram hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oradan YouTube'dan hatta daha da fazla aşırı olarak snap atıyorum, fotoğraf atıyorum. Oradan nerelerde olduğumu, hangi videoyu ne zaman atacağımı, haberleri, her şeyi oradan paylaşıyorum. Yani YouTube'da Ali video atmadı, Ali neden video atmıyor falan diyorsunuz ya. Onu Instagram'dan bakarak kendinizi cevaplarınızı bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum dostlarım. Görüşürüz. Hoşça kalın.